Bursa'da Spor'da bu hafta Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Fethiye Spor Kompleksi'ndeyiz ve Fethiye Yüzme Havuzu'nda yüzme branşını inceleyeceğiz. Yanımızda Bursa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Yüzme Branşı Antrenörü Hasan Özgür hocamız var. Hocam çok güzel bir tesistesiniz. Yaz kış burada da çocuklarımız, ailelerimiz, büyüklerimiz kullanabiliyor. Öncelikle bu tesisten biraz bahseder misiniz bizlere? Tesisimiz 2013 yılında hizmete girdi. Aralık ayı itibariyle hizmete girdi. O tarihten beri yetişkin bayan, yetişkin erkek, onun dışında çocuklarımıza yönelik ve engellerimize yönelik eğitimler veriyoruz burada. Program dahilinde bu şekilde hizmetlerimiz var çocuklara yönelik. 2013 yılında ilk kurulduğu zaman itibariyle almış olduğumuz çocuklardan biraz bahsetmek istiyorum. 13-14 yılı itibariyle gelişim gruplarıyla başlatıp yavaş yavaş bunlara haftanın 2 günü, 4 günü ve devamında 5 günü, 6 günü diye devamlı antrenman sayılarını arttırdık. Bu çocuklarımız şu an hala hazırda 60 tane gelişim grubu ve takım sporcumuz var burada. Bir şey soracağım hocam. Yani siz gelişim grubu çocuklar alıyorsunuz. Çocuklarımızı yüzmeye öğretiyorsunuz. Kaç yaşından itibaren bu çocuklarımızı buraya alıp yüzmeye başlatıyorsunuz? Şimdi önümüzdeki yaz dönemi itibariyle hem bilgisini vereyim ben. Hem de hangi yaş gruplarına hitap ettiğimizi söyleyeyim. Yaz okullarımız bizim en küçük yaş grubumuz 2010 doğumluları alıyoruz. Onun en üst sınırı ise 2003 doğumlu çocuklarımıza. Yani 6 yaşından itibaren. Evet, 6 yaşından itibariyle çocuklarımıza temel yüzme eğitimi veriyoruz. Onun sonrasında yetenekli olan çocuklara, biraz daha suyu seven, suya yatkın olan çocuklarımıza ise gelişim gruplarıyla başlayıp mevcut olan altyapı Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'nü temsil eden sporcular haline getirmeye çalışıyoruz. Ben ve ekip arkadaşlarım bu şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hocam peki genellikle zaten aileler önce çocukları hani biraz da kendini bulmaya başladıkları zaman ilk önce yüzmeye veriyorlar, yüzmeye gönderiyorlar. Peki bu çocuğun gelişimindeki yüzmenin önemi nedir? Şimdi şöyle söyleyeyim, hani herkes, her veli bunun farkında olmaya başladı artık. Büyükşehir sayesinde zaten hemen hemen 9. tesisimizde kullanmaya başladık. Bu da herkesin havuza ulaşabileceğini gösteriyor. Şimdi çocuklar için gelişimle alakalı çok büyük faydaları var bu çocuklara. Yani bir yapmış olduğu diğer branşlar gibi değil. Su içerisinde çok farklı bir ortamda çalışıyor çocuklar. Nefessiz olduğu için dolaşım sistemine faydası var. Aynı zamanda kas kütlesini çalıştırdığı için de gelişim bölgelerinde ağırlık yük bindirmediği için de boy uzaması, fiziki gelişimlerini de etki ediyor. Bunların dışında çocuklara ileriki hayatlarında faydalı olabilecek olmuş olduğu plan programla alakalı bir faydası olabiliyor. Bunlar biraz daha gelişim grupları ve biraz daha artık yüzmeyi, sadece yüzme öğrenen çocuklar değil de biraz daha bizim buradaki görmüş olduğumuz çocuklar gibi antrenman programına yönelik olan çocuklarla başlıyor. Onlar da sabah diyorlar ki sabah okula gideceğim. Öğlen antrenmanı yapabilmem için, antrenmana gidebilmem için önce ödevlerimi yapmam lazım ki tekrardan antrenmana gidebileyim ya da antrenman sonrasında boş vaktim kalsın diye. Birinci sınıftan, ikinci sınıftan çocuklara bu şekilde bir planlamaya ve zincirlemeye, öz denetimi aşıladığımız için sporun her branşıyla alakalı bu. Sadece yüzmeyle alakalı bir şey de değil. Bu çocuklar ileride sosyal hayatlarında, eğitim hayatlarında başarılı bir çocuklar oluyor. Şimdi hocam bu tür eğitim alan çocuklar ilk önce bir yaştan itibaren başlıyorlar. Yüzmeyi öğreniyorlar. Daha sonra sporcu, yarışmacı gruba dahil oluyorlar. Ama bir müddet sonra çocuk ya sıkılıyor ya da ailesi alıyor. Bunda eğitimin bir önemi var mı? Eğitim sisteminin ya da öğrenim gördüğü okulların bir herhangi bir etkisi var mı çocukların bu sporu bırakmasında? Şimdi şöyle, bizlerin en büyük sıkıntısı bu. Diğer branşlar gibi branşımız yok bizim. Şimdi 2 saatlik antrenman süresi içerisinde çocuk başını suya aldığı zaman diğer branşlar gibi konuşamıyor. Yani ne kadar sosyalleşmek için yollasalar bile bazen asosyale bile kaçabiliyor bu durum. Bu yaş grubunda bu çocuklara bu şekilde geldikleri zaman, yani birbirini severek başlıyorlar ama antrenman metrajları arttıkça ve bunu bir şekilde biraz daha zorlandıkları zaman kopmalar başlıyor. Gerek bunlar velilerin sebebiyle oluyor, gerek okullar sebebiyle oluyor.
Düzel bir şekilde havuza artık ulaşabiliyor çocuklarımız. O kopmalar eskiden tek havuz olduğu için çocuk atıyorum Nilüfer'de oturuyor. Tek havuz var Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda. Oraya gitmesi gelmesi problem oluyordu. Şimdi nereden bakarsanız her mahallede bir havuz var. Ve bu çocuklarda kopmalar daha yavaş yavaş azalıyor. Bu da ilerleyen yüzme camiası olarak, yüzme sporcuları olarak bizi ileride temsil edebilecek olan çocuklarımız için olimpiyatlarda olsun, Avrupa şampiyonlarında olsun bu çocuklar için çok verimli, çok faydalı oluyor. Kopmalar birkaç yıl içerisinde kendi kanaatim azalacaktır. Çünkü gerçekten gelip gidebilme imkanları, gerek okulların esnek davranışları, gerek velilerin bunları artık bilinçli olmaları bunları engelleyecektir. Yani hocam burada bir de aynı zamanda siz sadece kulaç at, ayak çırp öğretmiyorsunuz. Sonuçta belli nefes teknikleri var. Aynı zamanda kondisyon da yüklüyorsunuz sanıyorum çocuklara. Yani peki bir günlük antrenman programı nedir bir çocuğun? Bir spora yeni başlayan bir çocuğun. Şimdi şöyle yaş yaş değişiyor. Bizim şimdi gelişim gruplarımız var. Gelişim gruplarımızı söyleyeyim. Yaz okullarından ya da kış okullarından seçmiş olduğumuz yetenekli çocuklara biz önce alıp suyu sevmeleri, suyla aşırı aşırı olmaları, nefes vermeleri, doğru nefesi gösteriyoruz. Daha sonra güçlenmesi gerekiyor bu çocukların. Çünkü kolları ve rahat ayak vuruşları, kollarının nefesini rahat yapabilmesi için güçlü ayak vuruşları lazım. Örnek vereyim, gelişim gruplarının haftada 4 antrenmanları var. Bir dolu bir boş, bir dolu bir boş şeklinde gidiyor. Bizim buradaysa çarşamba, cuma, cumartesi, pazar diye devam eden bir grubumuz var. Aynı zamanda salı, perşembe, cumartesi, pazar diye devam eden gruplarımız var. O gruplarda geliyor çocuğum, önce dışarıda ısınmayı öğreniyor. Temel ısınmanın önemini biliyor, kavruyor bunu. Daha sonrasında o günkü hangi teknik varsa, serbest teknikteki antrenman, sırt teknikteki antrenman, hepsini bir bütüncül olarak antrenmanı yapıyor. Ders sonunda bunları uygulayıp bu şekilde dersimizi bitiriyoruz. Peki hocam, çocuklara öğretmek hadi biraz diyelim kolay. Çünkü onlar hani bir hamur, onu yoğuruyorsunuz, bir şekillendiriyorsunuz, bir pastayı öyle sunabiliyorsunuz. Yetişkinler için mesela ben yüzmeyi bilmiyorum, çok yetenekli olduğumu düşünmüyorum. Gelişim çağını aşmış gençler için veya daha üst yaşa sahip insanlar için bu yüzmeyi nasıl öğretiyorsunuz? Şimdi onlar biraz daha zor oluyor. Şöyle söyleyeyim, bu çocukların kafasında hiçbir şekilde şema olmadığı için bunlara doğruyu gösterdikten sonra her şeyin en güzelini yapıyorlar. Ama bunlar yetişkine geldikleri zaman bazı şeyleri yaşayabiliyorlar ve onları yeniden yapılandırmak, o mevcut olan yanlışı düzeltmek çok daha zaman alıyor ve çok da yorucu oluyor. Bu şekilde zorlanıyoruz ama bizim normal Fethiye yüzme havuzu olarak bir dönüm içerisinde 800 üyemiz var. Bunların da yaklaşık her dönem 100 tane bayan ve erkek gelişim yetişkin kurslarımız var. Bu şekilde hocalarımla beraber bu olan mevcut olan sıkıntıyı yenmeye çalışıyoruz. Hocam toplamda kaç tane sporcumuz var Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nde? Belediyespor olarak bizim sadece burası itibariyle değil, normal aktif sporcu olarak yani 2007 doğumlu ve üstünü olarak söyleyeyim size yaklaşık 150-200 tane sporcumuz var. Bunlar müsabak olan sporcularımız. Onun dışında gelişim grupları diye bir grubumuz var bizim. Bunlar bizim altyapının bir alt basamağı gibi düşünelim. İyi olan çocukları devam ederekten gitmiş oldukları. Burada da yaklaşık her havuzumuzda 20-30 civarında çocuklarımız var. Burada da 200 çocuğumuz var. Yaklaşık bizim yani belediyespor olarak, belediyespor antrenörü olarak arkadaşlarımızla beraber 400 tane çocuğa, belki daha fazla çocuğa hitap edebiliyoruz burada. Sporu sevmesini sağlıyoruz. Sağlıklı yaşam için yüzmelerini sağlıyoruz. Ve gerek Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün yeri geldiği zaman, ilerleyen zamanlarda Türkiye'yi temsilen çocuklar yetiştirmeye çalışıyoruz. Şöyle söyleyeyim, hafta sonu yüzülen bir Anadolu Yıldızlar Ligi Türkiye finali vardı. Bursa'da yüzüldü bu. Bu Türkiye genelindeki bütün bölgeler dahilinde yapılan bir yarışmaydı. Her bölgenin birinci ve ikincileri yarıştırıldı. Marmara bölgesi, işte Ege bölgesi diye düzenli bütün bölgelerin, tüm Türkiye'deki bölgelerin yüzülmüş olduğu yarışlar vardı. Burada da biz vardık. Burada biz Büyükşehir Belediyespor Kulübü olarak 3 tane Türkiye birinciliği, 9 tane Türkiye ikinciliği, 3 tane de Türkiye üçüncülüğü gibi bir başarıları elde ettik. Aynı zamanda bunun bu yaş gruplarım 2007, 2006, 2005 doğumlu çocuklarımızdı. Onun üstünde 2003, 2002, 2001 doğumlularımız ise birkaç tane çocuğumuz var yine aynı şekilde Türkiye şampiyonlarısı yüzen. Açık yaşta Türkiye'ye ilk üçe giren çocuklarımız var. Ya bunun gibi biz burada olduğumuzu, bir şeyleri gerçekten layıklığıyla yaptığımızı süreç içerisinde zaten duyulacaktı ki duyuluyor da. Bu şekilde hizmet veriyoruz çocuklarımıza da, Bursa camiasına da
Belediye Spor'a da hizmet veriyoruz. Hocam çok teşekkür ederiz. İnşallah bu arkadaşlarımız ileride olimpiyatlara kadar giderler ki orada da madalyalar alıp göğsümüzü kabartırlar. Tabii, kesinlikle. Umarım. Bursa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü yüzücülerinden iki yakışıklı kardeşim var yanımda. İkisinin adı da Alper. Alper sen kaç doğumlusun? Sen 2008'li. 2008 doğumlusun ya sen? 2007. Biri 2007, biri 2008 doğumlu. Çok yakışıklı, iki güzel, iki yakışıklı arkadaşım. 2008'li Alper sen kaç yıldır bu sporu yapıyorsun? Kaç yıldır? Hatırlıyor musun? Hayır. Hatırlamıyorsun. Peki yüzmeyi seviyor musun sen? Evet, çok seviyorum. Çok mu seviyorsun? Evet. Derecelerin var mı? Yarışmalara katıldın mı? Evet. Kaç tane madalyan var? 24. 24 tane madalya aldın. Peki bunları nasıl aldın? Yarışta hepsini birinci geldim. Evet. Ama karışıkta ikinci oldu. İki karışıkta zaten çok karışık olduğu için sen de ikinci olmuşsun değil mi? Peki Alper sen hangi stilde yüzüyorsun? Ne? Hangi stilde yüzüyorsun? Sırt serbest. Sırt serbest yüzüyorsun. Seviyor musun? En çok hangi stili seviyorsun peki? Kelebek. Kelebeği mi seviyorsun? Neden en çok kelebeği seviyorsun? Kelebek yüzme stilini seviyorsun. Çünkü dolfin var. Yani Yunus balığı mı? Evet. Ondan mı seviyorsun? Pekala. Alper, diğer Alper'e geldik. 2007 doğumlu Alper. Sen kaç yıldır yüzüyorsun? 3 yıldır. 3 yıldır yüzüyorsun. Kaç yaşındasın? 9. 9 yaşındasın. 6 yaşından beri yüzüyorsun öyle mi? Evet. Seviyor musun? Evet çok seviyorum. En çok hangi stili seviyorsun? Kelebek. Sen de kelebeği seviyorsun. Sen neden kelebeği seviyorsun? Ben de hem daha eğlenceli ve en iyi onu yüzdüğüm için seviyorum. En iyi onu yüzebiliyorsun öyle mi? Senin kaç tane madalyan var? 23. 23 tane. Hepsinde birinci mi geldin? Birkaç tane ikincilik var. Birkaç tane ikincilik var. Neden? Hangileri onlar? Karışık. Evet. Sırt. Zaten sırt ve karışık stil çok karışık olduğu için güzel arkadaşlarımız bunlarla çok ilgilenmiyor. Ama yine ikinci olmuşsun. O da güzel. Peki sen ileride ne olmak istiyorsun? Böyle iyi bir yüzmeci olmak istiyor musun? İyi bir yüzücü olmak istiyor musun? Evet istiyorum. Olimpiyatlara katılacak mısın peki? Evet. Milli takıma seçileceksin. Olimpiyatlara katılacaksın. Evet. Sonra madalya alıp? Dünya şampiyonu olacaksın. Dünya şampiyonu olacaksın. Öyle mi? Hedefin bu mu? Evet. Peki kaç sene sonra sence bu hedefini gerçekleştirebilirsin? Milli takıma 3 sene sonra falan. 3 sene sonra milli takıma giderim diyorsun. 2 sene sonra olimpiyatlara giderim. Sonra altın madalya alırım. Dünya şampiyonu. Sonra dünya şampiyonu olurum. Evet, hedefleri de çok güzel, güzel kardeşimin. Peki sence herkes yüzmeli mi? Bence isteyen gelsin yüzsün. İyi mi? Hocalarını seviyor musun? Evet, çok seviyorum. En çok hangi hocayı seviyorsun? Kulağıma söyle. Hepsini çok seviyorum. Hepsini çok seviyorsun. Peki Alper'cim çok teşekkür ederim sana. Atla bakalım nasıl atlıyorsun? Bursa'da sporda bu hafta Bursa Büyükşehir Belediyesi Fethiye Spor Kompleksi'ndeydik ve yüzme havuzunda buradaki Bursa Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün küçük yüzücüleriyle beraber güzel muhabbetimiz oldu. Değerli hocamızdan bilgiler aldık. Bir başka programda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.